Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS2'deyiz. 1.46 tam sürümdeyiz. 46'yı da söyleyebilseydim iyi olacaktı ama 1.46 tam sürümdeyiz arkadaşlar. Yine Kuşadası haritamızla yollara çıkacağız. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Birkaç bölüm bu haritayla oynayacağımı söylemiştim. Çünkü harita güzel, birebir ölçekli ve haritanın her yerini gezmek istiyorum. Bu arada haritada çalışmalar tam gaz devam ediyor benim anladığım kadarıyla. Harita yapımcısı olan arkadaşımızın bugün paylaştığı bir videoyu izledim. İngilizce bir video paylaşmış. Ve anladığım kadarıyla böyle sahil şeridinden böyle Avrupa'ya doğru çıkıp gidecek harita gibi görünüyor. En azından ben öyle anladım. Ama ilgili yorumları formlarda vesaire arkadaşım kendi kanalında zaten takip edebiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Geçen bıraktığımız yerdeyiz. Şöyle bir haritayı açacak olursak Kuşadası Outlet'in oradayız. En son zaten buraya bir yük getirmiştik. Bu yükü getirdik, yükümüzü teslim ettik. Şimdi Kuşadası Outlet'in oradan tekrar bir yük alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Ben tırımı çalıştırmıştım. Biraz ısınsın motor dedim açıkçası. Evet, el frenimizi indirelim. Dörtlerimizi kapatalım. Şöyle şuradan gideceğiz. Videolarımda arkadaşlar birkaç gündür paylaştığım videolarda sesle ilgili problemler vardı. Biraz böyle sesim, son paylaştığım iki videoda sesim biraz yankılı geliyor. Kusura bakmayın, mikrofonumla ilgili bir sorunum var. Ondan dolayı böyle bir sorun yaşadık ama şu anki kayıtta bir sorun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yakın zamanda da kendi mikrofonumu, yani orijinal kullandığım mikrofonumu kullanmaya başlayacağım. Ondan sonra sesle ilgili de sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım, şurada yükümüz hazır bizi bekliyor olması gerekiyor. Yükümüzü almıştık. Evet, orada beyaz beyaz yanıyor gördüğünüz gibi. Gidelim alalım yükümüzü abi. Yollara düşelim. Evet, bu dörse bizim. Bağla abi dorsanızı. Şu önümüzü de kaldıralım biraz. Evet. Evet arkadaşlar, nereye gidiyoruz? Navigasyonumuz yolu çizmiştir. Şimdi arkadaşlar buradan kaç kilometre? 18 kilometre yolumuz var. 51 dakika gösteriyor. Biz 51 dakikadan daha hızlı gidebiliriz muhtemelen ama yine bir 40 dakika falan rahat bulacaktır. Kuşadası Outlet'ten çıkacağız. Davutlar üzerinden Milli Park'a gideceğiz arkadaşlar. Milli Park. Kuşadası Milli Park bölgesine gidiyor olacağız. Haydi kazamız mübarek olsun. Bu yol bitmez. Ben söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Bu yol bitmez. Ne kadar yükümüz varmış? Şuradan bakalım. Boş palet götürüyormuşuz. 22 tonda yükümüz varmış arkadaşlar. Boş paletle gidiyoruz bakalım. Nereden döneceğiz abi? Şuradan ileriden herhalde dönüşümüz vardır. Karşı şeride geçmemiz gerekiyor sanırım. Navigasyon bizi çok uzağa götürdü ama buradan dönebiliyoruz. Biz niye, navigasyon niye öyle uzağa götürüyor bizi? Şöyle şuradan şöyle geniş alalım. Gelen giden yok. Evet abi, şöyle durursak buradan dönebiliriz. Navigasyon bizi çok ileriye gösterdi. Niye öyle yaptı anlamadım.
Bu arada ışığı göremiyorum. Yeşil yandı. Abiler üstüme üstüme geldi bir an, tırstım vuracağım diye. Evet arkadaşlar, bu harita modunda şimdi Milli Park tarafına gidiyoruz. Milli Park tarafına gideriz bu videoda. Yetiştirebilirsek, bitirebilirsek Milli Park'a kadar gideriz. Yetiştiremezsek yarım yolun yarısında bırakırız. Yarın devam ederiz. Sonraki videoda da tam tersi istikametine gideriz. Tam tersi istikamete gideriz. Tam tersi istikamette neler var neler yok bakarız. Bir de sokak aralarından geçeriz. Çok güzel sokak araları varmış. Yani birkaç videoda gördüm ben ama hiç gitmedim açıkçası. Kayıtta gideceğim. Sizlerle birlikte gideceğim oralara da. Sokak arası videoları merak ediyorum. Oralara bir girmek istiyorum. Bu videoda karşımıza şey çıktı direkt. Nedir onunla? Milli Park'a çıktı. Orada 3 tane yük vardı. Yüklerin hepsi de Milli Park tarafına gösteriyordu. O yüzden direkt o yükleri almış bulundum açıkçası. Aha vurduk. Tamam abi yürü hadi. Mı bugün? Ya kardeşim altı üstü tamponuna birazcık dokundurdum ya. Bu kadar da olmaz ama yani. Altı üstü tamponuna birazcık dokundurduk. Tutmadı. Frenimiz tutmadı. Ne yapalım? Orada bir rotarlar çektik falan ama olmadı yani. Evet. Davutlar tarafına dönmüş bulunmaktayız. Buralarda fabrikalar var, şirketler var. Buralardan da yük alabiliyor muyuz? Haritada gerçi göstermiyor şirket orada ama. Yani şirket kurulmuş, dorseler vesaire var ama haritada orada bir şirket olduğu göstermiyor. Yük alamıyor olabiliriz oralardan. Onu bilemiyorum tam. Sınırımız burada 80'miş. Gidiş geliş tek şerit 80 hız sınırı iyi bizim. Biz zaten ağır tonaj basıyoruz yere. O yüzden 80 bize ideal. 80'le gidebilirsek eğer bu yolu tamamen daha erken bitiririz. Ama gidemezsek bitmez. Geçen seferde ne kadar göstermişti? 40 dakika falan göstermişti herhalde. Ya da 35 dakika falan göstermişti yolu. Ama biz 23-24 dakikada gitmiştik. Öyle hatırlıyorum. Yani bu videoda da muhtemelen bir yarım saatte falan gideriz herhalde ya. Yani videoyu da böyle çok uzatmak istemiyorum. Böyle çünkü çok uzun olunca biraz sıkıcı oluyor. Olmaya başlıyor açıkçası. Kendime bu arada sıkıcı dedim. Biraz sıkıcı olmaya başlıyor video çok uzayınca. Böyle kararında bitirmek gerekiyor bence videoyu. O yüzden böyle en fazla yarım saatlerde falan videoları bitirmeye çalışıyorum. Yani maksimum yarım saatlere çıkıyorum. Ben onun üstüne çıkmamaya çalışıyorum açıkçası. Bu arada arkadaşlar dün daha doğrusu pazar günü, bu videoyu siz salı günü izliyor olacaksınız. Ben pazartesi çekiyorum videoyu. Dün Taksim'de bir patlama oldu. Ben de o saatlerde Taksim'deydim ailemle birlikte. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gitmiştik. Gezmeye gitmiştik. Oradan tam dönüşte aracımız da Taksim'de bir otoparktaydı. Ve biz de aracımıza gidiyorduk. Otoparka girdiğimiz esnada bomba patlamış. Biz otoparktaydık tabi duymadık sesini ama otoparktan çıktığımızda bayağı bir ortalık karışmıştı. Yani çok üzüldük. Yaralılara
acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yani gerçekten üzücü bir olay. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor bu tarz durumlarda. Tekrarı inşallah yaşanmaz ümidiyle, tekrarın inşallah yaşanmayacağı ümidine edip başka bir şey diyemiyoruz zaten. Yani bu buradan da geçmiş olsun dileklerimi özellikle o saatlerde o bölgede olan insanlara yani iletmek isterim. Beni izleyenler vardır yoktur bilemiyorum ama yani ben o saatlerde o bölgedeydim ve gerçekten insan endişe ediyor yani. Yanımda çocuğum vardı, işim vardı. İnsan endişe ediyor maalesef. Allah sonumuzu ayıresin. Bu haritada bu arada böyle etrafa yani harita böyle boş, mesela bu alanlar sağlı sollu böyle baktığımız zaman şey işte ot, çimen, dağ, tepe, bayır. Ama haritanın her bir noktasında böyle bir şeyler koyulmuş yani. Bu da şey gerçekten böyle hani güzel çalışıldığını gösteriyor açıkçası bana. Yani ben öyle bir izlenim alıyorum. Çünkü yani buraları tamamen böyle çim yapıp geçebilirdi ama çim yapıp geçmemiş. Bakın aralara böyle traktörler koymuş çimlerin arasında. İşte tarlada insanlar çalışıyor. Orada saman balyaları var. İşte yol kenarında ağaçlar var. Bir yerde ağaçlar kesiliyor. İşte çimen geliyor. Ne bileyim sürülmüş tarlalar geliyor. Hayvanlar var. Yani boş bir arazi gibi de bırakıp sadece çim koyup bırakabilirdi mesela. Ama bırakmayıp bu kadar mesafe boyunca uğraşmış yani. Arada böyle ahırlar falan koyulmuş. Şey yapılmış. Gerçekten böyle uğraşılmış bir harita yani bu. Ve ayrıca şeyler varmış. Ben bugün öğrendim onu. Haritada gizli yollar varmış. Görünmeyen yani biliyorsunuz ETS'ye gizli yol gibi bir şey gelmiş daha. İşte o yolları keşfetmemiz gerekiyor. İşte keşfettiğimiz zaman açılıyordu o yollar. Artık haritada görebiliyorduk. Bu haritada da gizli yollar varmış. Ama ben tabii öyle bir gizli yol bulayım, göreyim diye bir şey yapmadım. Allah! Ne oldu be ya? Köpek çıktı önümüze, üstünden geçtik. Aa, buradan da bir tane köpek geçiyor. Vay be! Tırstım ha, çarpıyoruz sandım. Bu gizli yollar varmış abiler, ablalar, arkadaşlar, kardeşler. Gizli yolları da keşfederiz yani. Onlara da bir bakarız. Bir ara nerelerde ne gizli yollar var. Görürüz. Gizli yolları da keşfederiz ama yani düşünülerek yapılmış bir harita olduğundan %100 eminim yani. Gerçekten düşünülerek, emek verilerek yapılmış ve ilerisi de planlanmış. Bugünkü izlediğim videodan onu anladım. Sizler de YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Map'in adıyla aynı zaten YouTube kanalının adı. Oraya ulaşıp izleyebilirsiniz. İşte İngilizce anlatmış. İngilizce bilen arkadaşlar varsa daha rahat anlayacaklardır. Benim böyle çat pat olduğu için çok fazla bir şey anlamadım açıkçası. Ama şey işte gösterdiği görsellerden vesaire işte o chatbot İngilizcemle anladığım şeyleri böyle bir bağdaştırdığımda, birleştirdiğim zaman haritanın devamının geleceğini anlıyoruz ve harita Türkiye işte Anadolu tarafına doğru değil de böyle İstanbul'a doğru çıkacak, işte İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne tarafına doğru çıkacak. İstanbul'u görmedim mesela o çizdiği rotada. O tarafa doğru çıkacak. Belki oradaki bölgelerde işte İstanbul'u orijinal ETS'nin kendi haritasındaki orijinal İstanbul'u koyabilir belki, bilmiyorum.
Yani o tarafa doğru çıkıp oradan böyle tekrar işte o sahil şeridini takip ederek nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Doğru mu gidiyoruz? Evet, doğru gidiyoruz. O sahil şeridini takip ederek böyle Avrupa'ya doğru çıkıyor. Oradan soldan devam ediyor, gidiyor yani açıkçası. Dünya haritasını böyle gözünüzde canlandırırsanız gidiyor. Ve yani o çizdiği rotayı birebir ölçekliği yapacak ise gerçekten ciddi iş var ve ne kadar sürede yapılabilir, ne kadar sürede biter bilmiyorum ama yani gerçekten ciddi bir iş olduğu kesin. Yani bu kadar emeğin karşılığında hani biraz da iş duygusala dönüyor açıkçası. Hani bunun, bu emeğin karşılığında nasıl bir beklenti var? Yani hani beklentiden kastım şu, tabii ki adam yapmış modu, biz de kullanıyoruz ve herhangi bir ücret de ödemiyoruz. İşte bağış yapabiliriz vesaire falan durumları söz konusu ama ki ben birçok videomda bahsetmişimdir. Ben bu tarz çalışmalarda, bu tarz modlarda hani destekleme taraftarıyım ve destek de veririm. Verdiğimin örnekleri de vardır. Ki mümkünse sizlerin de eğer imkanı varsa kesinlikle bu tarz modlara, bu tarz oyunlara hevesliyseniz, seviyorsanız bu tarz modlara kesinlikle destek vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü biz destek verirsek bu modlar daha da ileriye gider. Daha da güzel şeyler önümüze çıkar. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden tamamen destekleme taraftarıyım bu tarz olaylara. Ama dedim yani noktada işte evet illaki destek vereceğiz ama ben vereceğim, 3 kişi verecek, 5 kişi verecek, 10 kişi verecek. İlerisi ne olacak? Nasıl yürüyecek? Veya işte tam olarak hedeflenen ne bilmiyorum. İnşallah arkadaşımız Mehmet Can Özdemir'di. Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah doğru söylemişimdir. Yanlış söylediysem de kusura bakmasın. İnşallah Mehmet arkadaşımız doğru araba bana çarptı. Hedeflediği noktaya ulaşır diye ümit ediyorum. Bizlerin de eğer yapabileceği bir destek olursa yardımcı olmaya çalışırız. Hani ne konuda yardımcı olabiliriz onu bilmiyorum ama en azından maddi anlamda böyle desteğimizi esirgemeyeceğimizden emin olsun. En azından kendi adıma konuşuyorum bunu. Evet, bayağı bir yol geldik ama ne kadar geldik acaba ya? Şuradan bir haritadan bakmak istiyorum. Oo, bayağı gelmişiz ya. Bayağı hızlı gelmişiz. 5 kilometre 13 dakikamız kaldı. İyi iyi. Çok hızlı gelmişiz ya. Ne kadar oldu? 19 dakika falan oldu. Evet. İyi gelmişiz. Bu arada ben bir yandan da konuşuyorum ya, zaman da geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyorum yani. Evet arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Önerileriniz varsa önerilerinizi bekliyorum. İlerleyen günlerde güzel bir sürprizim olacak size. Güzel bir sürprizli bir video çekeceğim. Yani özellikle simülasyon dünyasında simülasyon oyunlarını seven, izleyen, oynayan arkadaşların çok ilgisini çekecek bir sürprizim olacak. Çok yakın zamanda onunla ilgili bir video çekeceğim, paylaşacağım. Kanalı takipte kalmayı unutmayın. Takip edin. Yoksa gerçekten pişman olabilirsiniz. O kadar söylüyorum. Onun dışında tam gaz ileri gidiyoruz abi. Yani bundan sonra daha iyi, daha güzel şeyler yapacağız. Yağmur mu yağmaya başladı ya? Bana mı öyle geliyor? Evet, camımız böyle bir ıslanmaya başladı sanki. Ya yağmur ya. Şimdi yağmur dedim ya. Ne düşünüyorum?
acaba silecekleri hangi tuş çalıştırıyordu? Onu hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Ama ben sanki ayar yaparken otomatik silecek çalıştır, yağmur sensörü gibi bir şey vardı. Onu aktif ettim diye hatırlıyorum ama inşallah aktif etmişimdir. Şimdi yağmur hızlanırsa hangisini çalıştırdığını hatırlamıyorum. T miydi acaba? T'ydi herhalde. Dur bakayım ben. Değilmiş. Y. Y de değil. U. U dingilmiş. Ya var ya, tuşların hepsini unuttum ha. Harbi söylüyorum, unuttum. Daha yeni ezberlemiştim. Geri unuttum hepsini. Abi o kadar çok tuş var ki. O kadar çok tuş var. Hepsi bir şeye yarıyor. Hangisi hangisindeydi kafam karışıyor. Ezberleyene kadar canım çıkıyor. Bak yağmur hızlanıyor. Biz silecek tuşunu bilmiyoruz. He. Aha. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben çalıştırmadım. Kendisi otomatik çalıştı. Çünkü... Yo, ben çalıştırmışım. Buldum. P. P tuşuymuş. Tamam. Ben çalıştırmışım ya. Ben de diyorum ki otomatik çalıştı. Evet abi. Silecek tuşumuzu da bulduğumuza göre sorun yok artık. Devam edebiliriz. Hop abi, pardon abi, özür dilerim ya, bir koltukta şöyle bir düzelteyim kendimi dedim ama çarpıyordum, kusura bakma, hakkını helal et. 13 dakikamız kaldı dedik, 13 dakikayı biz 8-9 dakikada falan gideriz diye düşünmüştüm ki sanırım tam dediğim sürede şey yapmış olacağız, gitmiş olacağız gibi görünüyor. Yani videomuzu yine 30 dakika bulmadan bitireceğiz abi. En sevdiğim. Burası neresi şimdi? Burası şey. Dur. Şurada bir yerde yazıyor. Abi ne yaptın sen ya? Gözünü sevdiğim. Korkuttun beni. Burası güzelli bir şeydi ama. Ya Mehmetcan kardeşim, haritada her şey güzel, hoş ama şu kavşakların, göbeklerin olduğu yerde arabalar bir sapıtıyor bak. Onu hani şu anda oldu. Başka kavşaklarda da oluyor. Ya o kavşakların boyutuyla alakalı bir sıkıntı var ya da farklı bir şey var. Bilmiyorum açıkçası. Ama bir kontrol etmende fayda var. Şirket neresi abi? Şirket burası. Bir kontrol etmende fayda var. Yani orada bir düzenleme yapmak gerekebilir diye düşünüyorum. Sen daha iyisini bilirsin ama bir bakarsan iyi olur diye düşünüyorum. Abi dosyayı çarpacağız. Evet abi. Şimdi nasıl park edelim? Böyle park edelim. Aha, buraya park edecekmişiz. Tamam abi, oraya park ederiz. Peki biz şu taraftan geçebiliyoruz mu oraya? Onu bir kontrol edelim. Umarım geçiyoruzdur. Çünkü öbür tarafa dönmem çok zor buradan. Girişi gerçekten biraz şeymiş. Benim için özellikle sıkıntılıymış yani. Çok güzel. Biz oradan geldik de buraya nasıl gireceğiz şimdi? Bir de o var. Abi şöyle yapacağız mecburen. Şuradan şöyle döneceğiz. Bakalım park edebileceğiz mi bu sefer? Ne oldu? Makaslayacağız mı mecbur?
başlayalım abi. Yalnız biz buradan dönemeyeceğiz herhalde ha. Söyleyeyim mi size? Çok pis makasladık, buradan çıkamayacağız zaten. Birazdan bırakacağım. Bakalım gidelim abi. Göremiyoruz ki bir şey. Gidelim. Dışarı çıkalım ya. En güzeli böyle park etmek abi. Başka türlü park edemeyiz yoksa. Ulan var ya, şu park etme işini bir öğrenirsen her şey güzel olacak. Aa, yanlış tarafı çeviriyoruz. Vallahi şu park etme işini bir kaparsam 10 numara 5 yıldız olacak her şey de. Park etme işini öğrenmek çok zor ya. Yani bu tırcı abilerimize helal olsun. Ya ben nereden seçtim bu şeyi? Ben anlamadım ki ya. Seçmeyecektim burayı. Abi şey, gireceğimiz yer sol tarafımda kaldı ya. O yüzden şeyde yok, sağ tarafımda kaldı, pardon. Sağ tarafımda kalınca şey yapamadım. Ayarlayamadım yani. Şeyde kalsaydı, eğer sol tarafımda kalsaydı ayarlayabilirdim. Çıktı tamam. Çıktı tamam. Tamam, sakin. Sakin, sıkıntı yok. Gördük çıktığımızı. Ulan 30 dakikada bitireceğiz videoyu dedik, yarım saattir burada uğraşıyoruz ya. Yok böyle bir şey ya. Dur abi, tamam. İndir yuka baba. İndir baba yuka. Evet arkadaşlar, zor da olsa artık park ettik. Bir şekilde park etmiş olduk. Hemen şuna devam et, devam et, devam et. Geç abi, boş ver. İstemiyorum beceri. Devam et. Zor da olsa arkadaşlar park etmiş olduk tırımızı. Böyle yamuk oldu biraz ama olsun. Park etmeyi de öğreneceğiz artık. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoya map'in indirme linkini koydum ama YouTube kaldırmış. Bu videoya koyacağım. Düzgün bir şekilde koyacağım. YouTube'un kaldırmayacağı bir şekilde koyacağım.
Diğer videonun altına da ekleyeceğim tekrar. İndirme linkini videonun açıklama kısmında görebiliyor olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.